Bayburt'un Yakup Abdal köyündeyiz. Köyün cami imamı Tayfun Akyüz Bey ile buranın tepesinde bulunan Yakup Abdal türbesi hakkında mülakat yapacağız. Kendisinin fikirlerini alacağız. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi Yakup Abdal köyü Bayburt'a ne kadar mesafede? Nasıl bir yer? Oradan başlayalım. Yakup Abdal köyü Bayburt merkeze 52-53 kilometre uzaklıkta. Köyümüz 3 dağın ortasında, önü ovalık. Yani nüfus olarak nasıl? Yoğunluk var mı köyünüzde? Köyümüzde yazın yoğunluğumuz var. Kışın fazla yoğunluğumuz yok. Yazın 75-80 civarında hane. Kışın 30-35. Köyümüzün tarihi hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Yani Yakup Abdal ismi nereden geliyor? Yakup Abdal ismi arkadaşlar şu anda bulunmuş olduğumuz türbeden, Yakup Baba'dan, Yakup Abdal Hazretlerinden alıyor ismini. Yakup Abdal Hazretleri Selçuklu döneminde bildiğimiz kadarıyla, eğer yanlış bilmiyorsak veya ben yanlış bilmiyorsam, Selçuklu döneminde geliyor. Hatta Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin müridi olduğu söyleniyor. Bu tarafa irşad için geldiği söyleniyor. O dönemde gelip burada kalıyor. Yani bir abdalı, bir şeyhten ayıran özellik nedir? Niçin Yakup Şeyh demiyor da Şeyh Yakup, Yakup Abdal demiyor? Evliyaullah'ın sınıfları var bildiğimiz kadarıyla. Abdalları var. Abdallarından olduğu söyleniyor. Allah bilir en iyisini. Abdalı biraz açabilir miyiz? Yani abdal derken neyi kastetmiş oluyoruz? Ama kaygısız abdaldan tutalım. Farklı abdallar var. Bunlar ne için bu ismi almışlar? Bu lakabı. Yakup Abdal Hazretleri Evliyaullah'ın abdallar yönünden geliyor. Yani ermiş eski manalarla yeni manalı Evliyaullah olmuş. Allah-u Teala'nın rızasını kazanma yolunda ilerlemiş kullar. Yani kendisini Allah rızasına feda etmiş. Evet. Fena fillah makamında. İnşallah. Dolayısıyla akli melekelerden ziyade gönlü melekelerini kullanan biri olarak mı anlamamız gerekiyor? Muhabbet, ihlas, samimiyet. Hocam peki türbenin hakkında, yapılışı hakkında bir bilginiz var mı? Yani türbe daha sonra mı eklendi yoksa Selçuklu döneminden beri var mı türbemiz? Onunla ilgili fazla bilgi yok. Bilginiz yok. Ziyaretler oluyor mu? Yani etraftan, köylerden, Bayburt'tan gelen oluyor mu bu tarafa? Evet, uzak yerlerden de geliyor. Bazen ben fazla denk gelmedim, bir kere denk geldim, otobüste gelenler de oluyor. Ziyarete geliyorlar. Evet. Peki bu Yakup Abdal dediğimiz kişinin devamı olan bir tarikat, bir şey var mı? Bir silsile veya kendisinin ait olduğu bir silsile? Şu anda bilmiyorum. Evet. Yani devamı ettiğini bilmiyoruz. Kendisi peki manevi olarak bir tarikat içinde mi kendini geliştirmiş? Yoksa hani bir Veysel Karani gibi tek başına bir evliya mı diyebiliriz? Söylediğim gibi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin müridiymiş. O zaman Nakşi Halid-i Bağdadi. O dönemde yetişmiş, bu tarafa gelmiş irşad için, hani dini tebliğ için. Peki onun döneminde onunla beraber gelenler var mı veya bu konuda bilginiz var mı? Bu konuda şöyle bilgimiz, bu mübareğin 3 kardeş, 5 veya 7 kardeş olduğunu söyleyenler de var. Seydi Yakup Hazretleri var, konusu tarafında onunla kardeş olduğunu söyleyenler var. Onu da tam bilemiyoruz işte. Sadece bildiğimiz böyle. Bir de ziyaret yeri olarak gölet var galiba değil mi? Evet. Piknik alanımız var. Bayburt'un mesire alanı olarak artık geçiyor. Yakup Abdal Göleti. Namı diğer Küçük Uzungöl. Evet. Yani bu türbeden ziyade o gölet daha çok tanınmış gibi. Turistik olarak. Burası manevi olarak. Peki dışarıdan gelen insanlar kalabileceği bir yer var mı orada? Geldi. Akşam kalabileceği bir konuk ağırlama bölümü falan var mı? Şu anda yok da ileriye dönük bir düşünce var. Yani şu anda tam bitmedi, bitsin. Bu bölgeye ziyarete gelenler türbeyi ziyaret edip orada pikniğini yapıp dönmesi gerekiyor. O zaman evet. Kalabileceği bir alan yok. Şu anda kalabileceği bir alan. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Programımızı burada sonlandırdık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Karlı dağların ardında yara doğru yürüyorum. Yunus'un feyiz aldı yere doğru yürüyorum. 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 Gahatlıyım, gahyayayım. Hangi derdiniz? Senden veriyorum. Annelerden alacağım. Annelerden. Bir dakika. Eskiden arpayla buğdayla değişirdik. Hatırlar mısın? Ben hatırlamıyorum. Hatırlamaz mısın? Abi, şoförü tekrar. Karpuzu arpayla arıyorduk. Buğdayla arıyorduk. Şimdi yumurtayla satıyorum arada. Bak kırı teller, kırı teller alıyor. Bir 10 lira daha verirsen helallaşırız kardeşim. Kırı teller de çok kar olduğunu biliyor musun? Başka bir şey var mı? Yok, yok. Tutabiliyorsun. Abi şu kırı teller değil mi? Kağıt teller. Var mı tutalar? Evet. Tutalar var mı? Abi tabağın kar yiyecek ya. Abi. Tamam mı? Bir 10 lira daha ver abi, tamam. Gerek yok. Abi talağın evde. Al bunu.